Sven Mislintat vardır. Futbolun en değerli gözlemcilerinden, elit isimlerinden. 11 yıl Dortmund'da çalıştı. Düşün, şef scoutluk yaptı. Sonra Arsenal'ın scout müdürü oldu falan. Lucas Torreira'yı da Arsenal'a o transfer etti. Sonra çok kullanılmadı ya, Atletico'ya kiralandı. Sonra da Fiorentina dönemi var. Neyse, Mislintat Torreira'nın kullanılmamasını anlamadığını söyledi. Dedi ki oyuncu hak ettiği değeri görmedi. Çok iyi bir oyuncu. Arteta bence hata yapıyor dedi. Yani ona göre seviyesi hala elit seviye Torreira'nın. Yani böyle değerli isimlerden, elit seviye analizcilerden bunları duyduktan sonra çıkıp üstüne de yeni bir şey söylemek zor. Ama Türkiye geliyor, insan heyecanlanıyor. Bir de net gözüken bir şey var ki Galatasaray artık kiralık oyuncularla, efendim sezon sonu gidecek futbolcularla yapı kurmak istemiyor. Okan Buruk'un en fazla istediği şey gelecek yıllarda soru işareti yaratmayacak. Her sene kadroyu baştan kurmayacağı bir iskelet oluşturmak. Tüm çaba biraz da bundan kaynaklanıyor. Biraz belki bu yüzden de gecikiyor. Adam 26 yaşında. Süper Lig için genç kabul edilebilecek bir yaş. O seviyeden buraya geliyor. Bakıyorsun ciddi sakatlık geçmişi de yok. Her sene oynamış 32 maç, 33 maç. Görev adamı alıyor Galatasaray. Ve dediğim gibi bu yaşta birini bonservisle alıp uzun yıllar katkı almak istiyor. Ha, beklentileri karşılayacak mı bakalım. Sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Hangi orta saha en faydalı olur Galatasaray'a? Lütfen alta yazınız, okuyunuz. Ve ekip arkadaşım Semih Duras'ı ile istişaremizin sonucunu da sizlere anlatayım ben şimdi. Ha, bu videoyu da Trendyol Yemek sponsorluğunda çektiğimizi de ekleyelim. 81 ilde hızlı hızlı sıcak sıcak ne ararsanız var. İlk siparişinize %50'ye varan indirimde veriyorlar. Bir de ilk siparişten sonra 10 liralık kupon var. İkinci sipariş 15 liraya çıkıyor bu. Üçüncüde de 20 liraya. Trendyol'a girip Trendyol Yemek'e tıklamanız yeterli. Bizim açıklama bölümünde de link var zaten. Haberiniz olsun. Güzel insanlar, fırsat transferleri vardır ya böyle işte. Öyle bir transfer Lucas Torreira. Galatasaray'ın işte Endombelelerle, Geyelerle uzun süre ilgilendiğini okumuştuk ettik ama sonuç gelmemişti. Ama bu hayal kırıklığını örtecek bir transfer. Onu söyleyeyim. Onlardan da daha faydalı olabilir desek ne olacak yani? Dilimizi ısırmadan söyleyebiliriz. Tabii şu var, yıllardır aynı şeyi bekliyor Galatasaray için. Melo bekliyor, Fernandão bekliyor, Ndiaye kim derseniz. Orada temsiliyetlerinin geri dönmesini, orta sahada agresif baskın karakter istiyor Galatasaray taraftarı. Lucas Torreira işte bu kimliğin temsilcisi. Bir de bir şey demek için diyenler var ya böyle. Hani mesela adamın boyuna bir ton laf etmişler. Ya bunlar Muslera'nın da eli küçük diyorlardı, onu da hatırlatayım yani. Hani bunu sen ben düşünüyoruz, hoca düşünmüyor öyle mi yani? Ne yaptı yani Arsenal? Alalım seneye uzar mı dedi. Seneye nasılsa uzar deyip mi aldı takımına yani? Senin zaafları kapatıyor mu? Orta sahanı toparlar mı? Ona bakacaksın sen. Okan, Emre, Suat orta sahası. Dünya futbol tarihinin belki de en kısası olabilir. Ama Suat Kaya'nın dediği gibi diyor ya, Real Madrid'le maç yapıyoruz. İsmimizi ezbere söylüyorlardı kendi aralarında. Diyor ki o zaman formaların arkasında isim yok öyle. Şimdilerde 10 kilometre koşana alkış tutuyorlar. O takımda 14 kilometreden aşağı koşan adam sayılmazdı. Öyle diyeyim, hatırlamayanlar olabilir. Torreira'nın da mesela işte Ronaldo'ya omuz atıp aldığı bir top vardır ya, kısacık boyuna bakmadan. Güç varsa, kas kütlesi iyiyse, yere dengeli basıyorsa, en önemlisi de yüreği varsa konu kapanır. Yani takımın teknik direktörü genel boy ortalamasıyla ilgili artılarını, eksilerini zaten hesaplar, onu demiyorum bile. Yani neleri konuşuyoruz, tövbe estağfurullah ya. Neyse şöyle devam edeyim güzel insanlar. Galatasaray orta sahasında top kesme, pas arası yapma, rakibin geçişlerine izin vermeme, pas dağıtma, Oliveira'yı rahatlatma değil mi? O da önemli yani. Takımı hücuma taşıma, boş koşular yaratarak rakip alana geçme ihtiyacı var mıydı? Var. Hepsini kesiş nokta bu adam işte. Yani o kadar kritik bir eklemeden söz ediyoruz. En büyük sorunlar top kaybı sonrasında rakip alanda o merkezi tutabilmek. Bunu başarırsanız karşı atağı büyük ölçüde yemezsiniz yani. Torreira'nın oradaki varlığı size bunu getirebilir. Fiziksel, mental direnç dediğimizde akla gelen oyunculardan çünkü. Mental direnç burada önemli. Şimdi rakibi yıldıran oyunculardandır bu tip oyuncular. Hani sıyrılır kurtulduğunu düşünürsün de sonra bir daha yeniden çıkar ya. Böyle günlük dille anlatmaya çalışayım. Müdahalede bulunur oyuncu. İşte Torreira. Onlardan bir tanesi. Baskı kalitesinde de büyük iş yapacağı açık. Bu kadar övüyoruz. Bu kadar güzel şeyler söylüyoruz. Çünkü bunu hak eden oyunculardan. En başta dediğimiz gibi çok iyi bir fırsat transferi bu hamle. Eğer Arsenal kabuk değişimi yaşamasa, yeniden yapılanmasa, maaştan çıkmak istemese belki de bu transfer mümkün olmayacak. Hadi kısa bahsedeyim ondan da. Şimdi Arteta benim oyunuma uygun değil kardeşim diyor. Arsenal'da maaştan çıkmak istiyor. Teknik heyet oyuncuyu satma derdinde.
28 milyon küsürü aldılar. Yalan olmasın, şimdi 3'e 5'e de bırakmak istemiyorlar. Görüşmeler belli ki ondan uzun sürdü. Burada oyuncunun tutumu da çok önemli. Bu da Galatasaray'ın elini güçlendiren etken oldu. Onu da söyleyelim. Ya aklım da şeyde kaldı. Geçmişten bahsettik ya. Suat Kaya diyor ki bir röportajında, ya maçtan sonra diyor her yerim yanardı. Fayansların üstüne falan otururdum. Balkonlarda yatardım diyor. Şimdi böyle bir tane olacak takımın daha. Torreira da işte yani daha Sampdoria günlerinden beri herkesin radarlarında olan oyuncuydu. Ha, sesli düşünelim bir an. Torreira, işte Mitsio, Oliveira mı? Yoksa Torreira, Oliveira gelirse Evan der mi? Buna hoca karar verecek ama ben ikinciyi söylerim. Mitsio, Oliveira üretmekte çok problem yaşayabilir bu üçlü. Yani bu hattı öne çekecek, delicilik gösterecek, ceza sahası etrafında üretecek, şut çekecek, şut pası atacak. Yani kaleyi tehdit edecek biri lazım. Evan der daha uygun gibi geliyor. O yüzden Torreira, Oliveira merkezi çok böyle bir hayal kurduruyor. Onları da yani Mitsio gibi her yerde oynayabilecek, oyunu dinlendirebilen, skor olarak gerideyken de kullanabileceğin tam bir iyi rotasyon eklemesi geliyor. Ben öyle görüyorum. Hani Mitsio sana topu istemekten çekinmez, oyunun hep içinde olur, tempoyu ayarlar, önemli bir şey. Ve dert etmez yedek kalma, yeter ki takım iyi olsun der, küsmez, takımın iyi olması için çabalar. Torreira'ya bakıyorsun, adam tutkulu. Taraftarında ne vardır öyle sahanın içindeki temsilcisi gibi basan, agresiflikten çekinmeyen, asla geri adım atmayan, takım düştüğünde onları tek bir hareketle ayağa kaldıracak oyuncu işte bu. Yani Torreira'nın Arsenal'a transfer olduğu sezon, ana çıkış yaptığı sezondu. O sezon Sampdoria'da ligin en fazla takımına top kazandıran oyuncusuydu. Arsenal'a geldiğinde de bakıyorsun Serie A'ya, son iki sezonunun en fazla ikili mücadeleyle top kazanan oyuncusu olarak geldi. Yani uzun zaman geçti ama neleri harika yaptığını da söylemiş olalım. Niye böyle konuştuğumuzu da söylemiş olalım. Bu potansiyel, bu çıta var. Serie A liginden bahsediyoruz çünkü. Yani öyle bir baskıcı, rakibe nefes aldırmayan oyuncu katıyor takıma Galatasaray. Bu seviyeye çıkarabilecek mi? Onu bilmiyoruz. Ha, iki not vereyim sana son. Garip televizyon kanalları izliyorsunuz çünkü. Bağışıklığınızı güçlendirmek mahiyetinde olsun. 2019'da Unai Emery'nin bir açıklaması var Torreira ile ilgili ki şahane bir defansif orta sahacısı. Bizim ihtiyacımız değil ama biz işin ofans kısmını da kurtaran bir isim arıyoruz. Yani topla ilişkisi harika olacak, kurulumlarını yapacak bir oyuncu istiyordu Emery. Torreira tam bunun da karşılığı değildi. Savunma kısmının harika olması en azından o seviyelerde kalıcı 11'de oynamanız için yeterli olmuyor malumunuz. Üretimde de harika işler yapmanız isteniyor. Galatasaray'da ya da bizim ligimizde biz bir puzzle olarak bakıyoruz. Ortalama hücum yeterliliği gayet yeter Galatasaray. Çünkü en büyük sorun neydi? Topsuz oyundu, orta saha dirençsizliğiydi, Berkan'la Taylan'ın sırtı dönük top alamamasıydı, baskı yemesiydi, farklı çözüm üretememesiydi. Mesela ne yapabilirsin Torreira'yı? Oyun yönlendirici, pas beyni değil de tamamlayıcı, pas bağlantılarını sağlayan yan rolde kullanırsın. O dağıtım işlerini de Oliveira yapar. Ondan sonra böyle çözümler bulunabilir. Türkiye'de biraz daha böyle bakıyoruz işe. İkinci kısmında bana ait bir düşünce. Oyuncunun en sevdiğim özelliği bence iyi oyun okuyor. Yani bu sayede bence topları kazanıyor, pas arası yapıyor. Ben zekasını çok beğeniyorum. Rakip takımların en hazırlıksız olduğu anları da o top kaybındaki 5 saniye derler ya. Yani topu kazandırdığı anda abi, hani rakip defansa savunma pozisyonuna geçmek için zamana ihtiyaç duyduğunda o dilimi değerlendirebilirsin hızlı şekilde. Ben öyle o açıdan beğeniyorum. Yani güzel insanlar, Torreira'nın top kazanıp sonucunda Galatasaray'ın gol attığı pozisyonlar canlanıyor değil benim aklımda. Ben o nedenle bir futbol sever olarak söylüyorum. Tabii ki scout değilim, hoca değilim, futbol izleyicisiyim, yayıncısıyım. Bunlar benim notlarım, benim gözlemlerim. Gerisini bu saydıklarım halledecek zaten baba. Tamam? Hadi eyvallah.